kızları aldığı için değil yani. Evet, tamam, anladım. Şimdi şöyle, bu Diyanet ne olacak meselesine geliyor biraz da. Çünkü o bahsettiğiniz camilere şu anda Diyanet bakıyor. Türkiye'de 110 bin tane cami var, aşağı yukarı 100 bin diyelim. Şimdi bu camilerde imamlar var ve müezzinler var. Bunlara devlet maaş veriyor. Bizden toplanan maaşlar bunlara veriliyor. Ve orada Diyanet'in gönderdiği hutbeler okunuyor. Ve tek tip bir din anlayışı uygulanıyor. Bir devlet disiplini içinde camiler Roma tapınağı gibi sessiz ve sadece kralın buyruklarının okunduğu bir yere dönüşmüş vaziyette. Halbuki peygamber zamanında mescitler böyle değildi. Şimdi Diyanet'in özelleşmesi değil, özgürleşmesi değil, kapatılması gerekiyor. Diyanet diye bir kuruma Türkiye'de ihtiyaç bence yok. Hemen insanlar bunu deyince zıplıyor. Herkes birden zıplıyor yani. CHP'ler de zıplıyor, AK Partililer de zıplıyor. AK Partililer din elden gidiyor diye zıplıyor. Çünkü Diyanet demek din demekmiş gibi zannediyor. Halbuki, evet. Evet, ya Diyanet karşı çıkıyor desek, dine karşı çıkıyormuşuz gibi algılanır diyor CHP'lerin çoğu da. Ve camileri irtica ele geçirir diyor. İrtica senin daha Çankaya'nın tepesine çıkmış, haberin yok senin irtica dediğin. Ele geçirmeyecek yer mi kalmış Allah'ını seversen? Şimdi bunlar korkuyorlar. Yani Atatürk gibi devrimci, cesur adımlar atacak insanlara ihtiyaç var. Şimdi Diyanet kalkınca neden din kalkmış olsun ki? Camiler kapatılmış olmuyor ki. Camiler devam edecek. Ezanlar okunacak. Hocalar olacak. Halbuki camilerde, her bir camide bir vaiz yükselecek. Vaizlerin de önü açılacak. Nice hatipler olduğunu göreceğiz. Özgürleşecek mesela. Bu bir camideki öbür camidekiyle yarışacak. En iyi ben anlatıyorum diyecek. İnsanlara benim formülüm şu. Camiler yaptırma ve yaşatma dernekleri var. Şu anda ama sonuçta yani Diyanet'e bağlı. Diyanet'e bağlı olmadığı zaman camiler cemevleri gibi olacak statü bakımından. İçinde yapılan şeyler bakımından değil. Statü bakımından. Nasıl ki kendi elektrik borçlarını, doğal gaz borçlarını, ihtiyaçlarını kendi üyeleri bilmem ne cemevi yaptırma yaşatma derneği var veya vakfı var. Onlar karşılıyorsa her bir camide böyle olacak. Eğer çok istiyorsan kardeşim caminin yaşamasını o mahalledekiler bilmem ne mahallesi cami yaşatma derneği olacak. O derneğin üyeleri olacak. Onlar bakacak yani oraya. Eğer bakanı yoksa kapatılacak. Evet, bakanı yoksa, ıssızsa, terk ediliyorsa, içinde ezan okuyacak kimse yoksa, gelecek cemaat yok, bana ne ya falan diyorsa millet, o zaman orası okula falan dönüştüreceğiz. Eğer yaşatmak isteyen varsa, buyurun kardeş, mahallenizde buyurun yaşatın, yapın, ne, her şey serbest. Şimdi onun bir tüzüğü olacak. Mesela ben kooperatif şeklinde de camilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her bir camide bir kooperatif gibi çalışacak. Bilmem ne mahallesi cami yaptırma yaşatma kooperatifi diyecek. Bir sürü üyesi olacak. Dediğin gibi üyelerden para toplayacak, oralara yaptıracak, yaşatacak. Burada devlet ne yapacak? Devlet sadece diyecek ki ibadethanelerden, yani nüsükhane oluyor bizim dediğimize göre, onlara göre ibadethane denilen veya bu statüye giren yerlerden devlet elektrik parası, su parası, doğalgaz parası ve kira almayacak. Ama nereye bu statü veriyorsa ona eşit şekilde bunu uygulayacak. Buna cemevi de dahildir, cami de dahildir, kilise de dahildir, havra da dahildir diyecek. O oralardan almıyoruz diyecek. Gerisini kardeşim siz kendiniz yürütün diyecek. Ondan sonra onun tabii bir nasıl ki Türkiye'de meyhaneler var, dershaneler var, şirketler var. Bunların hepsinin tüzüğü yok mu? Yani şu anda Taksim'deki herhangi bir meyhane. Kafasına mı göre orada meyhane çalıştırıyor? Onun bir yasası, tüzüğü, uyması gereken kurallar yok mu? Belediye orayı takip etmiyor mu? Onun ne kadar volüm sesiyle, müzik sesi yapacağı bile yazılı yani. Şu kadar sesten sonra, şu saatten sonra da barbar bağıramazsın falan demiyor. İşte aynı onun gibi camilerin de devlet tarafından, yani Diyanet burada işte bir Ankara'da bir dairede camilerin yürütüleceğine ilişkin, nasıl işleyeceğine ilişkin tüzük hazırlayacak. Bunları gönderecek. Kardeşim buraya uygun. Diye ki mesela ilahiyat fakültesi mezunu olacak. Bilgili olacak. Bilmem nereden derecesi olacak. Müezzinler şan dersi müzik, ses eğitiminden geçiyor. Barbar bağırarak ezan okumayacak. Öyle orada herkes ezan okuyamaz. En azından bir sanat müziğini söyleyebilecek derecede bir ses kalitesine ve
düzgünlüğüne sahip olacak. Bunların hepsini yazacak ve ondan sonra müfettişlere denetleyecek. Aksak gördüğü zaman da raporunu hazırlayacak. Burada bir aksaklık var diyecek. Yani bunlar, bu işler böyle olur. Şimdi tabii bu altılı masanın şeyinde en çalışkan olanı gördüğüm kadarıyla birikim bakımından. Yani Deva Partisi, orada bir tane acil eylem planı var. Muazzam birikimle böyle 5000 tane avukatla, 3000 tane bilmem mühendisle hazırlamışlar. En hazırlıklı, yani teorik birikim bakımından en hazırlıkları olanı o. İkincisi de CHP, onun da bayağı bir hazırlığı var. O ikisinin birleşmesinden biraz bu metinler oluşmuş gibi geldi bana. Okuduğum kadarıyla, ama ne yazık ki Deva'nın şeyinden çalışan olmasına rağmen Diyanet'le ilgili hiçbir şey yok. Kendisine sorduğu zaman da başkanlarına, niye bu işe girmediniz de, ya o işler biraz hem bu işlerde kafa yoran kimse yok. Bak hem bu işlere kafa yoran kimse yok. Diyanet ne ya, din ne ya, Allah'ını seversen. Hani kimse inanmıyor ki bu işe kafa yorsun yani. Herhalde bir benden birkaç kişi var yani bu işlere kafa yoran. Her şeye kafa yoruyorlar, oraya yormuyor. Ama şimdi en önemli mevzu da bu ama. Yani kafa yormadığın konu en önemli mevzudur. Şimdi bir şeye sıvıştırıyorsan o çok önemli olduğu için. Veya susuyorsan, onunla ilgili konuşmuyorsan o en önemli konu olduğu için. Şimdi insanlara dikkat edin. Para ve cinsellik konularında fazla konuşmazlar. Yani maaşım kaç lira, nereden para aldım falan filan. İşte karısı, evliliği falan. Cinsel şeyler hiç, oraları böyle. Sanki bu mevzu yokmuş gibi. Sanki bu hiç. Halbuki herkes bununla yatıp kalkıyor. Şimdi kusura bakma, parmak kaldırıyorsun da şimdi şu soruları cevaplandırmam lazım. Vakit de geç.